elimizde 3 veri var toplamda. Bir onları görelim. Anadolu Ajansı, CHP'nin ıslak imzalı verileri ve Anka Haber Ajansı, Erdoğan, Kılıçdaroğlu kaçla başlamışlar? Nereye yükselmişler? Bu çok iyi bir tablo olmuş. Evet. Şöyle yani kimin ne yaptığını burada çok iyi görüyoruz. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şöyle mesela Erdoğan, turuncular Erdoğan, kırmızılar Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Şimdi Erdoğan nerede aşağıda başlamış? Aşağıda da belirtiliyor zaten bu. Hı-hı. Burada başlamış. Burada başlamış. Buraya kadar gelmiş Erdoğan. Evet. Buraya kadar gelmiş. Kılıçdaroğlu burada başlamış en düşükte. Yani Allah razı olsun şurayı bırakmışlar. Sıfır vermemişler. O da buraya gelmiş. Ondan sonra ıslak imzalı tutanaklar. Bu ne demek? Bunu tam anlayamadım burada, ben. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın mesela Cumhuriyet Halk Partisi çok enteresan, çok objektif davranarak 47.9 olduğunu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani 46.9. Böyle ıslak imzalı CHP'nin ıslak imzalı tutanak sonuçlarında böyle drastik sonuçlar yaşanmamış. Aynen. Başından itibaren aklı başında bir seyir izlemiş anlaşılan. Anka'da bakın Anka'da evet yani bakın, orası Anadolu Ajansı. İkisinde de gözüküyor. Evet. Anka'da manipülasyon yok. Yok. Yok evet, yani onu net olarak söyleyebiliriz. Anka'da biraz düşük başlamış ama. Evet, hangi sonuca ulaştıysa Anka onu paylaşmış. Evet. Çok güzel bir grafikmiş gerçekten. Evet. Ve hepsinde dikkat edin %60-67 arası şu anda açıklanmış sonuçlar üzerinden. Yani CHP %60-85 CHP'nin verileri. Anka'nın %60 civarı 57 diyelim. Anadolu Ajansı 67. Aradaki o 30-35 puan şeylik %35'lik henüz gelmeyen veri nereden gelecek o önemli. Evet. Sevgi Bey de onun altını çizdi. Bu kaç dakika öncesinin verisine göre, 20 dakika öncesinin verisine göre bu karşılaştırma yapılmış. Anadolu Ajansı CHP ıslak imzalı tutanaklar ve Anka'da. CHP'ninki 21-15. Şu anda şu gördüğümüz saat 21.15'e göre. Şu bizim 31 Mart'ta nasıl başlamıştı Anadolu Ajansı grafiğini, o görseli bir daha bir görebilir miyiz arkadaşlar? Bakın, bence bu bütün meseleyi bu en iyi anlatan bu yani. Yani gecenin sonunda varacağımız yerin ne olduğunu en iyi anlatan bu. Herkes birbirine diyecek ki neredeydik, nereye geldik? Nereye geldik? Binali Yıldırım nereden nereye? Binali Yıldırım 78'e başlamış sandık. Anadolu Ajansı ilk veriyi açıkladığında Ekrem İmamoğlu 19, 20 bile yazmamışlar. Yani evet. 19'u 20'ye bile yuvarlamamışlar. Ankara'da Mehmet Özaseki 73'müş. Anadolu Ajansı ilk veriyi açıkladığında Mansur Yavaş 25'miş. Mansur Yavaş geçti ÖSASEK'i. Ekrem İmamoğlu da Binali Yıldırım'ı geçti. Dahası İzmir'de CHP'nin kalesinde Tunç Soyer'i 30 açıklamışlar ilk. İşte bu bir Nihat Zeybekçi 63 açıklamışlar. Asla vazgeçemediklerini de gösteriyor. Şimdi bakın bunun en azından ders olması gerekirdi değil mi? Ya bunu böyle yaptığımız zaman bir şey değişmiyor aslında. Yani sonunda günün sonunda lafı var ya, günün sonunda gerçek ortaya çıkıyor. Şimdi burada demek ki o günün sonuna kadar giden aralıkta hep bir şey hedefleniyor. O aralığı, o algıyı yaratıp belli bir çözülme ortaya çıkarmak. Tabii sandık başından milleti uzaklaştırmak. Yani Zafer Bey'in ısrarla söylediği o konu burada ana gündem aslında. Sonuçta ne olmuş? Nerede? Nereye? Yani hakemin selamlaması bu işlerden hadisesi olmuş. Şimdi kendime bir övgü payı çıkarmak için çok... affınıza sığınarak şu üç zat-ı muhteremin, Binali Bey'in, Mehmet Özaseki'nin ve Nihat Zeybekçi'nin adaylıkları İstanbul, Ankara ve İzmir olarak adayı olarak açıklandıkları gün, o zaman ben RSFM radyoda çalışıyordum. Önüme bu üç adayın ismi geldiğinde AKP bu seçimi kaybetti diye çok iddialı bir yorum yapmıştım. Sonunda ben demedim miye getirdim ama yani şunlar, bu akşam için ne diyorsunuz? Yani şunlarla Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Mansur Yavaş'ı karşılaştırdığında zaten Adalet ve Kalkınma Partisi adaylarını açıkladığı gün 2019 seçimini kaybetmişti. Ama hala kalkmışlar o gece. Ama vardı ya meydanda.